Bir Gece Kuşağı Severler bölümüyle yine karşınızdayız. Ben Asel. Ben Zeynep. Görmek, duymak, koklamak, tatmak ve dokunmak. Bunlar beş duyu organımızın işlevleri. Peki ya altıncı bir duyumuz olduğunu duymuş muydunuz? Bilimsel anlamda duyu dışı algı olarak geçse de bilimde net bir karşılığı yok tabii. Fakat sinema gerçekliği içinde bir karşılığı olduğu kesin. Bugün yine bir başka efsane film Altıncı Hissi konuşacağız. Meşhur repliğimiz I See Dead People. Filmi şimdiye kadar izlemediyseniz de bu repliği birçok yerde duymuş, capslerini görmüşsünüzdür. Yine kaydımız bolca spoiler içerecek. Hazırsanız buyurun başlayalım. Night Shyamalan'ın yazıp yönettiği Altıncı His'te Bruce Willis'i ve Hayley Joel Osment'ın kendisini ödülle getiren harika oyunculuğunu izliyoruz. Başlarda izlerken sıkılan, tamam konu nereye bağlanacak diyenler olabilir. Fakat sonuna kadar izlendiğinde hem ters köşesiyle hem de içindeki mesajıyla etkileyici bir film olarak akılda kalacak bir film Altıncı His. Film başarılı bir çocuk psikiyatrının küçük huzurlu aile ortamına girişle başlıyor. Ancak çok geçmeden huzur kaçıyor. Dr. Crow eski bir hastası tarafından vuruluyor. Vurulma sahnesiyle ilgili bir şey söylemeden geçemeyeceğim. Çok saçma bir ayrıntı dikkatimi çekti. Ne bu ayrıntı? Tarantino'nun Pulp Fiction filminde Bruce Willis oynuyor. Bruce Willis'in filmin o karakteri oynayan karakteri Vincent karakterini banyodayken vuruyor. Altıncı Hisse'de de Bruce Willis'i vuran karakterin adı Vincent. Mekan yine banyo. Yani kasıtlı bir gönderme mi yapılmış yoksa denk mi geldi bilmiyorum ama gereksiz ayrıntılar nerede ben oradayım. Bence birbirlerine bir gönderme yapmışlardır. Bir Olabilir. Bu Vincent'ın çocukluğunda yaşananlara bir yerden bağlanmasını istedim ben vurulma sahnesinden sonra. Çünkü çok suçlayıcı konuşuyor. Doktor onu iyileştiremediği için bir agresyonu var. İşte sözünü tutmasına 10 yıl bekledim diyor. Bu kısımlar karanlık kalıyor. Ben hani filmin devamında neler yaşandığını göreceğim konusunda beklentiye girmiştim. Ama belki de kurgu açısından, hikayenin gelişimi açısından böylesi daha sağlıklıdır. Spoiler vereceğimiz yerlere geçerek devam edelim. Sanki vurulduktan sonra zaman geçmiş, iyileşmiş gibi gözüküyor. Baştaki vurulma sahnesine çok aldırış etmiyorsunuz. Finalde ortaya çıkan gerçekse çok farklı. Doktor aslında vurulduğu anda ölmüş ama sanki başka bir hasta çocukla ilgileniyormuş, aradan çok zaman geçmiş, karısıyla araları bozulmuş gibi olayları gelecekten izliyorsunuz. Akıllara burada şu soru gelebilir. Bu adam nasıl anlamıyor ölü olduğunu? İşte gösterilen sahneler dışında yemek yemiyor mu, aklına gelmiyor mu? Bu sorunun cevabı filmde gizli aslında. Cole doktora ölüler gördüğünden bahsederken ölüler sadece görmek istediklerini görüyorlar diyor. Yani aslında tamamen bilinçli bir halde değil Doktor Malkov. Zihni rüya aleminde takılı kalmış gibi. Bunu izleyiciye çaktırmamak aslında filmi çekerken, senaryoyu yazarken zor olmalı. Çünkü doktor ölü olarak geziyor. Hiçbir nesneyi hareket ettirmemeli. Kendisini gören çocuk dışında kimseyle iletişim kurmamalı. Hatta araba kullanmamalı. Evet, gerçekten de zaten öyle oluyor. Film boyunca toplum içinde ne bir kapı koluna uzanıyor, ne araba kullanıyor, ne biriyle karşılıklı konuşuyor. Birkaç sahnede sadece mesela tek başına eski hastasının ses kaydını dinlerken teyp tuşlarına bastığı görülüyor. Ama bunu da görmek istediklerini görmesi gibi, duymak istediklerini duyması şeklinde düşünebiliriz. Ya da karısını başka adamla görünce dükkanın camını kırıyor. Bu da ölülerin yaşayanların yanındayken yaşayan insanların üşümesi gibi iki dünya arasındaki fiziksel bağlantıyı işaret. Zaten çocuğun kolun vücudunda da yaralar var, sırtında kolunda. Bu da iki dünya arasındaki fiziksel bağlantıyla açıklanabilir ancak. Yine de Dr. Crow'un gerçek dünyayla olan iletişiminin eksikliği çok sırıtmıyor. Anlamıyoruz yani ölü olduğunu. Mesela karısıyla konuşsa da karısı ona karşı ilgisiz diyoruz. Ve o yüzden finalde doktorun başından beri ölü olduğunu öğrenince nasıl ya gibi bir tepki verip ama bu adam insanların arasında gezmiyor muydu diye sahneleri geri sarıp tekrar izleyince kandırıldığınızı anlıyorsunuz artık. Evet, o sonda vurucu oluyor. Filmde karısı ananın onu aldattığını düşünüp ilgisizliğine sinirleniyoruz. Ama finalde ananın kocası öldükten sonra hüzünü, işte evlilik videolarını tekrar tekrar izlemesi, altındaki özlemi anlayabiliyoruz aslında. Peki filmi diğer gerilim filmlerinden ayıran özelliği nedir senin için?
Filmi diğer gerilim filmlerinden ayıran özelliği dram yönünün ağır basması. Yani korkutucu bazı sahneleri var. Evet, ani müzikler, işte ölüleri görüyoruz. Ama hikayenin tümünde ağır basan duygu bence korku yerine ölüleri gören çocuğun hissettiği yalnızlık duygusu, anlaşılamama duygusu. Çocuğunu bu halde görürken endişelenen annenin çaresizlik hissi, işte doktorun hastasına yardım etmeye çalışırken başarısız olma korkusu, eşini ihmal ettiğinden dolayı yaşadığı suçluluk. Film izlerken bunlara üzülüyorsunuz. Yani sonuçta hangi korku filmin sonunda gözlerimiz doluyor diye soruyorum. Çünkü gerçekten duygusal sahneler var. Şimdi Selena'nın bölümlerinde bile ağlayan biri olarak bunu söylüyor olsam da bu filmin duygusal yönden etkileyici olduğunu düşünüyorum. Yok yok, gerçekten duygusaldı. Ben kendi hayatımda da böyle filmlerde çok ağlamam ama bu filmin sonlarında benim de hafiften bir gözlerim dolmuştu, duygusaldı. Bunun dışında filmde kanlı sahneler, ani yükselişler yok. Gayet sade, gayet yavaş bir tempoda ilerliyor. Bu yönüyle diğer bazı gerilim filmlerinden ayrılıyor. Hani huzursuzluk, gerginlik hissediliyor ama her an korku yerine daha çok hafif bir merak hissediyorsunuz. Hadi bakalım, hani bu işin sonu nereye bağlanacak gibi. Ölülerin arada bir görünüp taleplerde bulunması, hala hayattalarmış gibi davranmaları ürkütücü geliyor diyebilirim. Mesela yine ölüler dünyasını gören bir kızın hikayesini anlatan The Eye filmi var. 2008 yapım. Ayrıca izlediğim ilk korku filmi olur kendisi. O daha korku filmi gibi, hani izleyiciyi daha çok korkutmaya, germeye yönelik sahneler var. Ölülerin dünyasını daha korkunç yönüyle ele almışlar. Aynen, onu bir gün işleyelim yani, bir bölümümüzde onu da işleyelim, o filmi anlatalım. Sen izledin mi o filmi? Yes, CD kiralama zamanlarımda böyle izlediğim korku filmlerindendi ve bayağı hoşuma gidiyordu, yani sevdiğim bir korku filmdi. Konumuza geri dönelim. Evet, filmi etkileyici kılan özelliklerden biri de ölülerin dünyasıyla gerçek dünya arasında sıkışık kalması filmin. Ölüm ve yaşamı ayırmak için yönetmen sahnelerde kırmızı rengini kullanmış. Bunu okumuştum bir yerde. Bu yönetmenlerin bu tarz izleyici fark etmeden renkleri kullanarak küçük ayrıntılar vermesi çok hoşuma gidiyor benim. Aynı zamanda ressam da olan yönetmen David Lynch'in Mulholland Drive filminde renklerle çok oynadığını görebiliriz. Bunun örneklerini çoğaltabiliriz. Küçük olsa da filmi zenginleştiren ayrıntılar bunlar bence. Kesinlikle yönetmenin color palette çok önemli. Bu filmin özel olmasının bir diğer nedeni karakterlerin derinliğini hissediyor olmak. Çünkü genelde korku gerilim türünde karakterleri bu kadar derin görmeye alışkın değiliz. Karakterlerin hangi yönden derinleştiğini biraz açar mısın? Şöyle, doğduğumuz andan itibaren bir takım korkular, endişeler eşlik eder bize. Doğduğumuz andan itibaren gerçekten, çünkü bu bebeğin yok olma endişesiyle başlar psikanalizde. Zaman içinde de çevreyle çeşitlenir, gelişir, farklı bir boyuta gider bu korkular. Bunların her zaman farkında olmasak da hayatımızı birçok yönden etkiliyor korkularımız. Çocuğun çevresi ve daha çok annesi tarafından ucube olarak görülmekten korktuğunu görüyoruz. Dr. Crowe'un motivasyonu korkuları değil, daha çok suçluluk hissine yakın. Yardım edemediği önceki hastasına karşı bir suçluluk içinde. Önceki hastasında yapamadıklarını telafi etmeye çalışıyor. Yani fiziksel olarak ölse de doktor, suçluluk duygusu dünyada çözülmeden yarım bıraktığı işler peşini bırakmıyor. Son sahnelerde bunu söylüyor zaten, yapmam gereken işler vardı diye. Ve ölümüne karşı bir inkar içerisinde olduğunu görüyoruz. Diğer ölüler de öyle. Yani sinirli, üzgünler, çünkü yaşantılarında olan durumlardan bazılarını çözememişler. Bu yüzden dünyadan gidememişler ve bu kendilerini gören çocuktan bu yüzden yardım istiyorlar. Hikayedeki bu gerçekçi duygular aslında filmin sıradan gerilim filmlerinden farklılaşıp derinliği olan bir film olmasını sağlıyor diyebiliriz. Bu filmi her şeyden önce çok güzel bir sanat filmi olarak da hayal edebiliyorum. Yani ölmenin sadece fiziksel bir ölüm değil, metafor olarak kullanıldığı bir filmde bir hastasına yardımcı olamamış doktorun gerçekliğe karşı yaşadığı körlük, duygularına, düşüncelerine karşı vurduğu bir kelepçe olarak izleyebiliriz. Evet, öte yandan karısının onu duymadığı sahnelere aslında anlaşılamayan bir insanın yaşadığı ruhsal ölüm gözüyle yaklaşabiliriz. Çünkü duyulmamak için gerçekten ölmeye gerek yok. Birbirini anlamayan, birbirine erişemeyen birçok çift, birçok aile var. Bilmiyorum, belki de bu film bu mesajı vermek istemiyor ama ben bir dram sever olarak böyle yorumlamak hoşuma gidiyor benim. Yine de bu filmde farklı bir hava var.
film bittiğinde kim kime yardım ediyordu aslında diye sorduracak bir film. Doktorla çocuğun kendi aralarında kurduğu bir gerçeklik üzerinden birbirlerine yardım etmelerini izliyoruz. Yani güzel bir ikili olmuşlar bu açıdan. Temada ölü insanlar olduğu için belki hafiften tırsanlar olabilir. Ya da atmosferin karanlığı, diyalogların karamsarlığı gelebilir, huzursuz edebilir. Ama genel olarak bence sakin bir film. Yok ya, bence korkunç. İzlerken aradan çıkan hayaletler beni hayli germişti. Tabii dağa göre böyle naif kalabilir ama haftaya dağı mutlaka işleyelim ya. Bugün çok anladım. Evet, bence de bu kadar şeyden sonra işlemeliyiz. O zaman bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Güle güle. Hoşça kalın.